Herkese selam, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım herkes iyidir. Bugün neredeyim arkadaşlar? Bangkok'tayım ve Çin Mahallesi'ne geldim. Burada pazar gezmesi yapacağız. Pazarları gezeceğiz. Çok pazar var, çok dükkan var. Çok renkli bir mahalle burası. Mümkün oldukça size daha da renklerini göstereceğim. Şu anda saat 2 burada. Akşamüstü 6'ya kadar, hava kararına kadar bu mahalleyi gezeceğiz arkadaşlar. Şu anda sıradan bir sokağa daldım. İlk gördüğüm sokağa daldım. İlerliyoruz. Girdiğim yer gıda ağırlıklı. Başta gıda vardı. Buraya Asya'nın en büyük pazarlarından biri diyebiliriz aynı zamanda. Ben daha önce gelmiştim. Eylül ayında burasını ziyaret ettim. Fakat o zamanlar YouTube'a başlamamıştım. Video çekmiyordum. Bangkok'a geliş sebebim ülke değiştirmek arkadaşlar. Bakın karşıdaki sokağın sonu yok. Sonu gözükmüyor. Aklınıza gelebilecek her şey var bu sokakta. Bu mahallede aradığınız tüm ürünler var arkadaşlar. Muhtemelen bugün ben burada kaybolacağım bol bol. Çünkü kaybolmadan da gezilmiyor bazı yerler. Beş dakikada yürüyorum sadece karşılıklı terlik dükkanları, ayakkabı dükkanları. Buradan bir çıkalım. Diğer sokağa geçelim. 16 Ocak'tayız ve Bangkok'ta şu an hava 32 derece. Felaket bir sıcak var. Fakat yine çok kalabalık arkadaşlar. Burası Bangkok'un en ünlü mahallesi. Ve Bangkok'a gelen her turistin geldiği mahalle burası aslında. Burada çekilmiş binlerce video var. Benim de bir video olsun istedim. Belki daha önce görmediğiniz bir şey görürsünüz. Ya da son halini merak ediyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. Kaldırımda yürümek pek mümkün değil. Kaldırımda çünkü bir sürü tezgah var arkadaşlar. O yüzden yoldan yürüyorum. Fakat şöyle bir şey var, bu yolda yürümek gerçekten insanı yoruyor. Göz olarak yoruyor çünkü nereye baksanız farklı bir şey görüyorsunuz arkadaşlar. Nereye baksanız renkli, arkanızı önünüzü sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Kafanıza her an bir şey çarpabilir. Az önce şuradan girmiştim ben. Şimdi bir sonraki sokaktan gireceğim. İnşaat gürültüsü var. Araba gürültüsü var. İnsan kalabalığı var. Burada iş makineleri çalışıyor. Şu kalabalığa bakar mısınız?
burada yerel kıyafetler satılıyor. Ve arkadaşlar burasını gezmek için 1-2 saat yetmez kesinlikle. 1-2 saat gezecekseniz buraya sadece şöyle bir caddeye tur atarsınız, cadde biter. Ara sokaklara girmeye zamanınız olmaz. Şimdi de şuradaki caddeye bakalım, ne var ne yok. Şöyle bir sokağa girdim. Yiyecek olarak böcek var, kurt var, çekirge var. Oyuncak çağ burada. Bu dükkanlar genelde toplu satış yapıyor arkadaşlar. Toptancılık da yapıyor, öyle diyeyim ben size. How much is this? 40 baht, okay. 10 baht. 10 baht, okay. Islak menü sordum şimdi. 5 TL ediyor. Markette 15 TL arkadaşlar. Burada her şey 3'te 1 fiyatına neredeyse. Fakat toplu alımlarda tabii fiyat daha da düşüyor. Az önce ilk alışverişimi yaptım. Islak mendil aldım. 80'li 2 paket. Tanesi 10 baht arkadaşlar. 2 tanesine 20 baht ödedim. Bunun marketteki fiyatı 50 bahttan aşağı değil. Çin pazarının öyle bir güzelliği var. Hatta gözüme bir şey çarptı. Şöyle şeylere de ihtiyacım var. Bunlar çünkü uçaklara çok işe yarıyor. Neyse buraya bakacağım. Anahtarlıklar var, çok güzel. Hemen fiyatını soracağım bunların. Nescafe, Starbucks. How much for one piece? 20 baht. 20 baht diyor tanesi. Yol üstünde şöyle bir mağazaya geldim. Burada renk renk saç satıyorlar arkadaşlar. Peruk satıyorlar daha doğrusu. Her renk saç var burada. Hangi renk isterseniz bulabilirsiniz. Fiyatları da yazıyor üstüne. 550-650 yazıyor muhtemelen fiyatları bunlar. Bunun saçı dökülmüş. Bunda kalmamış saç. Bayağı değişik bir yer burası. Arkadaşlar binlerce dükkan var karşılıklı ve bitmiyor. Yarım saatim geçti burada şu an. Ama asla bitmiyor. Şu anda takacağı çarşısı gibi bir yerdeyim ben. Ve yürümek de çok zor. Ha?
Burada muz kızartma satıyorlar. Birazdan yine başka bir sokağa gireceğim. Orada devam ediyoruz. Ve Çantacı sokağına geldim. Şöyle bel çantaları 60 baht arkadaşlar. 30-35 TL civarı. Burada yine kemerler, çantalar. Bir zamanların modası maske var. Paketi 30 baht 15 TL. Paketi muhtemelen 15'li 20'li. Yine bir sokağa daldım ben. Burada da bileklikler var arkadaşlar. Yine takılar var. Şöyle anahtarlıklar var. Bey biletler var. Şurada elektronik mağazası var. Thank you.